Volkswagen'le ilgili geçtiğimiz günlerde ülkemiz çok fazla haber yayınladı. Volkswagen'de çok fazla karar değiştirdi açıkçası. İşte fabrikası kurulacak, kurulmayacak, sonradan vazgeçti. Çok fazla haberler paylaşıldı. En son işte vazgeçtiğine dair bazı açıklamalar geldi. Ve şimdi gelen açıklama daha farklı. Ekonomik açıdan daha fazla bir ağırlık taşıyor diyebilirim. Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri aslında hala daha Volkswagen. Ama Volkswagen'in yaptığı yatırımlar için aldığı borçların pandemi döneminde artmasının ardından Güney Afrika ve Macaristan'dan bile daha fazla borcu olduğu ifade edildi. Pandemi süreci yine bir şirketi iflasa mı götürüyor diye bir soru aslında akıllarda şekillenmeye başladı. O şirkette acaba Volkswagen mi diye. Çünkü biliyorsunuz bazı şirketler dünya genelinde isim sahibi devler iflasa sürüklendi. Bunu biz de açıkladık pandemi yüzünden, pandemi sebebiyle. Acaba onlardan biri de Volkswagen mı olacak diye aslında benim aklımda bir soru oluştu bu haberi okuduğumda. Reuters'ta yer alan en çok borca sahip şirketler raporunda özellikle bir şirketin borçları dikkat çekti. O şirket Volkswagen'di. Dünya üzerinde iki ülkenin borcundan bile daha fazla borcu var şu anda Volkswagen'in ve pandemi sürecinin de etkisiyle toplamda 192 milyar dolar borcu var değerli izleyiciler. Yani tekrar söylüyorum, bu borçla Güney Afrika veya Macaristan'ın borçlarından daha fazla bir borca sahip olduğu ortaya çıkıyor Volkswagen'in. Ve bu borçlara rağmen tabii şu an durumu nedir derseniz halen daha dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasında yer alıyor. Hatta 2019 yılında satış gelirini %7,1 arttırmıştı. Ve grubun 2019'daki toplam üretimi 10,8 milyon adetti. Belki de 2019'daki bu kadar yüksek başarılarından kaynaklı hala da borçları olmasına rağmen başarılarını 2020 yılında da sürdürüyor.